Sosyal mesafeyi koruyarak alışveriş yapıyoruz değil mi? Bütün görevlerimiz sahada. Koronavirüs tedbirleri kapsamında arkadaşlarımız gereken denetimleri aksatmadan kesintisiz devam ettiriyorlar. Tabii ki bu denetimler hep vatandaşımızın sağlığı için. Ortaya konan kuralları ve alınan tedbirleri uyguladığımız takdirde virüsle mücadelede daha güçlü olacağız. Riskleri minimize edeceğiz. Bunun için bize düşen kurallara uymak olmalı. Tabii ki bunun da denetimini arkadaşlarımız yapacak, yapıyor, yapmaya devam edecekler. Burada vatandaşlarımızdan özellikle şunu istiyoruz. Kurban Bayramı boyunca da ve yine bayram süresi dışında da lütfen kurallara uyalım. Çünkü ortaya konulan kuralların amacı toplum sağlığının korunmasıdır. Toplum sağlığının korunması anlamında da herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Üzerimize düşeni yapalım lütfen. Bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmemiz için ve hastalıkla mücadelemiz için hepimizin gayret göstermesi gerekir. Birinin kurallara uyması, diğerinin uymaması süreci uzatır. Sürecin uzamaması için, sürecin kısa sürede sonlanması için toplumun bütünüyle kurallara uyması gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman biz virüs karşısında daha güçlü hale geliyoruz. Daha korunaklı hale geliyoruz. Ve mücadelede avantajlı konuma geçiyoruz. Bunları yapmadığımız takdirde de zafiyete uğruyoruz. Ve maalesef o zaman vaka sayılarımız artıyor. Bizler Kayseri olarak bütün kurumlarımızla mücadeleyi en üst seviyede devam ettiriyoruz. Ve bu denetimleri de sadece Kurban Bayramı'na münhasıranda yapmıyoruz. Vatandaşlarımızın çok büyük kısmı alınan tedbirlere ve ortaya konan kurallara uyuyor. Bunun için ben Kayserili hemşerilerime de teşekkür ediyorum. Ve bu hassasiyetin de kararlılıkla devam ettirilmesini istiyoruz. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Sonuç alıncaya kadar bu mücadeleyi kararlılıkla devam ettirmemiz gerekir. Çünkü bunun dışında az önce ifade ettiğim gibi elimizde güçlü bir argümanımız yok. Ben tekrar vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurban bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum. Kurban bayramının ülkemize ve İslam alemine de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımız az önce ifade ettiğim gibi bu tedbirlere uydukları zaman bu hastalıkla mücadelede elimiz güçlenecek, maliyet azalacak. Teşekkür ediyorum.